dilerim. Bu kitap Mavi Vatan kavramının doktrininin içinin doldurulmasında uyanışta büyük bir etki yaratır. Mavi Vatan için jeopolitik rota belirleniyor. Emekli Tümamiral Soner Polat tespitlerini Mavi Vatan için jeopolitik rota kitabında ele aldı. Mükemmel bir zamanlama. Denize yönelik bütün konuları içermiş. Yani Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'a yönelik. O yüzden onu büyük bir takdirle buradan huzurunuzda selamlıyorum. Emekli Tümamiral Soner Polat'ın kaleminden çıkan makaleler bu kitapta bir araya geldi. Mavi Vatan için jeopolitik rota ki adını birlikte koyduk. Soner'in Aydınlık Gazetesi'ne yazdığı makalelerin ama deniz konusunda yani Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konusunda yazdığı makalelerin çok güzel bir derlemesi. Bana da bu kitaba ön sözü yazma onurunu ...verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kitap, stratejik akla, jeopolitik bilince ve köklü tarihe ışık tutuyor. Üstünde durduğum bir konu var. Mavi vatan, ana vatan, yavru vatan bir bütündür artık ayrılamaz diye. Hı -hı. Soner de zaten bu kitabın ilk bölümünde Kıbrıs'a çok büyük ağırlık vermiş. Yani şu an en kritik esasına eksen, yavru vatan ekseni. Kuzey Kıbrıs'ın geleceği hem Anadolu'nun geleceğini etkiliyor hem mavi vatanın geleceğini. Kitabın ön sözünü Soner Polat'ın silah arkadaşı Amiral Cem Gürdeniz yazdı. Toprak kemideki istikrar ve gücümüzü mavi vatana ve bu vatanın refahını da Anadolu'ya aktarmak zorundayız demiş. Hı. Ön sözde. Amiral Soner Polat, mavi vatan çıkarlarımızın korunması ve geliştirilmesi yönelik reçeteyi bu kitabın sayfalarında Türk halkına ve devletine sunmaktadır. Sorun bu reçeteyi pratiğe dökebilmektir. İşin özü bu. Kısa sürede ikinci baskıya giren kitap, Türkiye'nin denizcilik rotasını çiziyor ve mavi vatanımıza nasıl sahip çıkacağımızı anlatıyor. Mavi vatan, Türkiye'nin denizcileşmesine vurgu yapan bir terime dönüştü, bir esasında bir doktrin diyebiliriz. Yunanlar öyle değerlendiriyor. Ki benim e, bundan da asla rahatsızlık duymuyorum. Yani esasında onlar çok rahatsızlık duyuyor. Mavi vatan kavramının Türkler tarafından çıkarılması ve Anadolu'nun uzantısı olarak artık ikinci bir vatanımızın olduğunun Türk halkı tarafından kabul edilmesine katlanamıyorlar. Çünkü onlar denizlerin kendisine verildiğini kabullenmişler. Böyle bir kabullenme yok. Tüm amiral Polat Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetine yön verecek kitabın gelirini de ulusal gönüllülerine armağan etti. Bu çok asil bir davranış. O yüzden böyle bir karar içinde onu tekrardan buradan kutluyorum. Hem kitabın ön sözünü yazan Amiral Cemgür Deniz hem kitabın yazarı Amiral Soner Polat okuru özellikle Kuzey Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda uyarıyor. Türkiye'nin bu gidişatı iyi kontrol etmesi lazım. Bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kontrol altında tutması lazım. Çünkü açık açık adam hala federasyonu savunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AB üyesi, eklemlenmiş, Türkiye ile ilişkiler bitirilmiş, ordu çekilmiş. Buyurun. Filistin'in düştüğü duruma düşerler. Bu geleceğe Türkiye izin veremez. Soner'in zaten en çok üstünde durduğu konu ağırlık merkezi yaptığı da e, konuda Kıbrıs'tı, Kuzey Kıbrıs'tı. Ben de bu söyleşiyi Kuzey Kıbrıs'ta bitirmiş olayım.